Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün bayramın ikinci günü. Ve yine bugün de video çekme ihtiyacını hissettim. Çünkü Kemal Bey'e saldırılar bütün hızıyla, bütün şiddetiyle ve çok edepsizce devam ediyor. Bunlar hiç doğru şeyler değil. Bakınız, bunların benzerlerini 1960 ihtilalinden önce, 27 Mayıs 1960 ihtilalinden önce Uşak'ta ve Kayseri'de dönemin ana muhalefet partisi lideri İsmet Paşa'ya yaptılar. Kim yaptı? Bugün AK Partililerin biz devamı izledikleri Demokrat Partililer yaptılar. O dönem Demokrat Partili İçişleri Bakanı yaptırdı. Evet, Namık Gedik yaptırdı. Sonra ne yazık ki o Namık Gedik ihtilal sürecinde tutuklanınca nezaretteki kaldığı karakol ya da nezaretin aklında kaldığı kadarıyla penceresinden atlayarak intihar etti. Arda Gedik arkadaşımdı, dostumdu. Benden yaşça büyüktü ama iyi dostumdu. Mükemmeldi bir insandı Arda Bey. Babasının hep ne kadar iyi bir insan olduğunu ama Adnan Menderes'e ne kadar çok bağlı olduğunu anlatırdı. Hayır, onların hiçbirisi hırsız değildiler. Asla devletteki imkanlarını kişisel imkanları için kullanmamışlardı. Hiçbirisi kullanmamıştı. Namık Gedik de kullanmamıştı. Adnan Menderes de kullanmamıştı. Hasan Polatkan Maliye Bakanı'ydı, hiç kullanmamıştı. Fatih Rüştü Zorlu'ya o dönemde medya %10 Fatih diye isim taktığı halde rahmetlinin bir kuruş parası bile çıkmamıştı. Onlar dürüsttüler ancak biraz geriye dönükler. Fatih Rüştü Zorlu için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü Fatih Rüştü Zorlu o dönem için fazla ileriye dönüktü. Liberal demokrasiyi daha o zamanlar konuşan bir bakandı. Dışişleri Bakanı'ydı. Türk parasının kıymetini koruma kanununu daha o günlerde, o dönemlerde kaldırmak için mücadele ediyordu. Ama devlet henüz çok her şeye hatta hakimdi. Ama İsmet Paşa'ya gerek Uşak'ta gerek Kayseri'de yapılan Demokrat Parti saldırıları bardağı taşıran son damlalar olmuştu. Erdoğan gidiyor. Hatta bence gitti bile artık. Ama giderken ortalığı yıkarak gidiyor. Yani bir ülkeyi işgal eden kuvvetler ülkenin gerçek sahipleri tarafından yenilgiye uğratıldığında kaçarken köyleri, çiftlikleri, ahırları, tarlaları yakarlar. Yunanlılar böyle yapmışlardı. Şimdi görebildiğim kadarıyla mevcut iktidar da iktidardan düştüğünü, düşeceğini gördüğü için her tarafı yakıp, yıkıp, geçip gidiyor. Bu videomda sizlere Kemal Bey'in yıktığı tabulardan söz edeceğim. Kemal Bey'e yapılan saldırıları sadece haber olduğu için bilgi amaçlı verdim ve ne kadar çirkin olduğunu da belirttim. Zaten siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz. Canlarım, Erdoğan Türk siyasi hayatına siyasi ahlakın dışında alışkanlıklar getirdi. Nedir bunlar? Demagoji yaparak rakiplerini aşağılama, küçümseme ve rakipleri din üzerinden, kitap üzerinden, Allah üzerinden vurmak. Ama burada dini, Allah'ı, kitabı, peygamberi istismar ederek vurmak. Erdoğan bunu yıllarca yaptı. Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda ilk açıklaması başörtüsüyle ilgiliydi. Çünkü Kemal Bey şunu biliyordu. Ülkede gerginlik asla olmamalı. Gerginliği biraz yaratan kim? Dönemin başbakanı Erdoğan ve ekibi. Neden? Çünkü Erdoğan ve ekibi dünyanın her yerinde olduğu gibi, bütün siyasal İslam'ın iktidara gelmek istediği her yerde olduğu gibi gerginlikten besleniyordu. Ve Kemal Bey genel CHP genel başkanı olur olmaz YÖK başkanı başta olmak üzere bütün üniversitelere, rektörlere çağrıda bulundu. Üniversitelere başörtüsüyle gelen kızlarımızı lütfen derslere alınız dedi. Bizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kızlarımızın başörtüleriyle hiçbir sorunları yok. Biz insanların başlarının dışlarına değil,
örtülü olup olmadığına değil, başlarının içinin örümcek bağlayıp bağlamadığına bakarız mealinde şeyler söyledi. Ve Kemal Bey bu açıklamayı yaptıktan sonra o güne kadar Erdoğan'ın yaptığı bütün çağrılar boşta kaldı. Yere düştü yani. Evet. Ve bütün üniversitelerde bütün rektörler başörtülü kızları okullara aldılar. Öğretim üyeleri de o kızlarımızı sınıflarında kabul ettiler. Üzerinden 12 yıl geçti, ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partili sözcüler dahil bu konuyu gündeme taşımadılar. Bana kırılmasın ama Kemal Bey de o kadar yürekli bir şekilde çıkış yaptığı halde ilerleyen dönemlerde mahcup bir şekilde kendi başarısını, bana göre o demokratik ve hukukun üstünlüğü ilkesine, insan hakları ilkesine saygılı tavrını gündeme taşıyamadı. Neden? Yanındaki kökten layıkçı CHP'lilerden çekindi. O dönemde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olduğu, Kürt kökenli olduğu bilinen bir gerçekti. Ama ortamı kaşımamak amacıyla, yani mezhep üzerinden siyaset yapılmasına meydan vermemek amacıyla bunu söylemiyordu. 2011 seçimlerine gidilirken Erdoğan ne diyordu? Hatırlıyor musunuz? Pek çoğunu hatırlamazsınız. Bilhassa gençler. Hani bugün hele de Muharrem İnce'nin peşine takılan gençler o günlerdeki Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlamayacaklardır. Kemal Kılıçdaroğlu o günün tam gerçek bir devrimcisi gibi hareket ediyordu. Evet. Erdoğan meydanlarda bangır bangır bağırırken şöyle diyordu. O genel müdür diyordu Kemal Kılıçdaroğlu'na söz ederken. SSK genel müdürü olduğu için eskiden. Genel müdür diyordu. Söylesene ben Aleviyim desene. Neden Kürt olduğunu söylemiyorsun dedikten sonra da seçmenlerine hitaben diyordu ki bu genel müdür var ya bu genel müdür. Bu genel müdür hem Kürt hem Alevi diyordu. Evet, meydanlarda aynen bunları haykırıyordu ya da mealen buna benzer şeyler söylüyordu. Kemal Bey cevap vermiyordu. Şimdi Kemal Bey'in son çektiği, belki sondan bir gün, bir önceki neyse ama son birkaç gün önce çektiği videoyu sizlerle paylaşıp mümkün olduğu kadar kendi analizimi yapmaya çalışacağım. Buyurun canlarım benim, hep birlikte dinleyelim. Sevgili gençler, bu seçimde ilk kez oy verecek sevgili gençler. Bu gece sizinle çok özel, çok hassas bir konuda konuşmamızın zamanı geldi. Buna inanıyorum. Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız, mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız, ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz. Duydunuz? Gençlere hitap ediyor ve doğru yapıyor. Canlarım, sadece gençlere, genç olanlara, yani delikanlılara, delikanlılığın yani 18 yaşın 10 yaş üstündekilere, 20 yaş, 30 yaş, 40 yaş, 50 yaş, 60 yaş üzerindekilere değil, herkese sesleniyorum. Değişimin yaşı olmaz. Değişime karşı gelinmez. Değişim peşin sıra gelişmeyi getirir. Yani öyle bir değişim ki gelişimle beraber sırtında gelişmeyi taşıyan bir değişim olmalı bu. Kemal Bey'in söyledi işte bu. Ne yazık ki Erdoğan ve iktidarları bilhassa 2011-2012 yılından sonra değişimi geri döndürdüler. Oysa Erdoğan iktidara gelmeden önce meydanlarda 2002 seçimleri öncesinde değişim rüzgarları estiriyordu. Hukukun üstünlüğü ilkesinden dem vuruyordu. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü diyordu. Yargı bağımsızlığı diyordu. Her türlü inanca ve girişime özgürlük diyordu. Yasaklar olmayacak diyordu. Yolsuzluk olmayacak diyordu. Yoksulluğun kökünü kazıyacağız diyordu. Ve seçmen Recep Tayyip Erdoğan'ı 2001 krizinden canı yanan seçmen 2002 seçimlerinde Erdoğan'ın bu tatlı vaatlerine kanıyordu. Ve Erdoğan her şeye rağmen başbakanlığının 2003'te geldiği başbakanlığının ilk 7-8 yılında
Ali Babacan ve ekibinin de katkısıyla, kimilerinin çok kızdığı merhum Kemal Unakıtan'ın da katkısıyla başarılı oldu. Bana göre başarılı oldu. Sonra usta olduğunu zannetti. Yanında ne kadar aklı başında insan varsa bütün liberal demokrat hukukçuların, bütün çağdaş demokratların hepsini kovdu. Yanına siyasal İslamcıları ve menfaatperestleri doldurdu. Onlar da ona sürekli gaz verdiler. Efendim siz her şeyi biliyorsunuz. Efendim en büyük sizsiniz. Siz ustasınız diye diye adamı yoldan çıkardılar. Ve Türkiye son 12 yılda işte bugünkü noktaya geldi. Kemal Bey şimdi onu söylüyor. Sakin ve birleştirici, bağdaştırıcı, değişimi önerici bir ses tonuyla gençlere ve herkese gelin diyor. Türkiye'yi bu bulunduğu çağdaş uygarlık ile gelicilik çizgisinde daha ileriye taşıyalım, daha ileriye götürelim diyor. Ben Kemal Bey'e işte bu nedenle destek veriyorum. Neyse, bakın Kemal Bey devam ediyor. İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem. Harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum. Kimliklerimiz bizi biz yapan varlığımızdır. Ve elbette onurla sahip çıkmamız gerekir. Onları seçemeyiz. Onlarla doğarız, büyürüz ve yaşarız. Ancak hayatta seçebileceğimiz çok önemli şeyler var. İyi bir insan olmayı, dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, vicdanlı olmayı, erdemli olmayı ve adil olmayı seçebiliriz. Daha iyi bir yaşamı, özgür ve zengin bir ülkede yaşamayı seçebiliriz. Ve bu seçimlerimiz hem bizi hem içinde bulunduğumuz toplumu hızla değiştirebilir. Dinlediniz değil mi canlarım? Değil mi güzellerim? Bilhassa yaşı henüz çok genç olan genç adamlara, yani 18 yaş ile 35 yaş arasındaki genç adamlara, genç kadınlara, kızlara sesleniyorum. Dinlerin her birinde ne yazık ki mezhepler de var, tarikatler de var. Olmaması gerekmez miydi? Tabii ki olmaması gerekirdi. Ama oldu. Bunu kim yaptı? O dönemlerin egemenleri yaptı. O günden bugüne de dönemlerin egemenleri işte bu mezhepler ve tarikatlar üzerinden ülkeleri yönettiler. Yoksul halkları ezdiler, yoksul halkları sömürdüler, yoksul halkların oylarıyla iktidara gelip egemenlerin isteklerini, taleplerini yerine getirdiler. Kemal Bey'in Türkiye'ye getireceğim dediği 418 milyar dolar, işte o fakirin, fukaranın, yoksulun orta gelirinin sırtından çalınan paradır. Hak edilmemiş olan paradır, yasa dışı paradır. Bu paralar Türkiye'ye getirilecektir. 300 milyar dolar ise ayrıca sabit yatırımdır. 5 sene içinde Türkiye'ye gelebilme ihtimali %100 olan bir yatırımdır. Çünkü hukuk devleti olan bir Türkiye'ye yatırım gelir. Benim istirhamım, yine bir kez daha söyleyeyim. Lütfen bu gelecek olan sermayeye yabancı sermaye demeyiniz. Dünyada yabancı sermaye diye bir şey yok. Küresel sermaye var. O küresel sermaye, sabit sermaye olarak sizin ülkenize geldiği andan itibaren sizin sermayeniz oluyor artık. Ne yabancısı? Yabancı sermaye diye bir şey olabilir mi canlarım? Olmayacak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun duydunuz. Ben Aleviyim dedi. Evet. Olabilir tabii. Neden? Gelenekler bunlar. Neden görenekler bunlar? Geleneksel bir şey haline geldi mezhepler. Ama mezheplere eğer birbirine saygı duymayı öğretirseniz, ki Türkiye'de Sünniler Alevilere ne yazık ki hiç saygı duymadılar. Sünni bir Müslüman devleti olarak bugüne kadar geldik. Yanlıştı ama artık bundan sonra öyle olmayacağız. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Hepimiz Müslümanız. Alevilik ne? Ali'yi sevenler demek. Ali kim? Hazreti Ali, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in kuzeni. Yani Hazreti Muhammed'in amcasının oğlu. Başka?
Ya Hazreti Muhammed'in damadı ya. Hazreti Muhammed'in kızı Fatma'nın kocası yahu. Hazreti Muhammed'in torunlarının babası yahu. Yani Hazreti Muhammed'in amcaoğlunun, kuzeninin, damadının sevenleri ile Hazreti Muhammed'in hadislerine, Hazreti Muhammed'in söylediklerine inananların arasında bir ayrılık gayrılık olabilir mi? Bir düşmanlık olabilir mi be canlarım? Elbette olmaz. Ama Muaviye denilen ahlaksız, ki Sünniler ona hala ne yazık ki Hazreti Muaviye derler. Ve o Hazreti Muaviye isimli ahlaksızın oğlu Yezid, Hazreti Ali'nin çocuklarını, yani Hazreti Muhammed'in torunlarını Kerbela'da önce susuz bıraktı, sonra Hazreti Hasan'ı kesti. Ama bundan 1350 sene kadar, 1360 sene kadar, neyse işte önceydi. Geçti gitti artık bunlar. Bunları unutalım artık. Nitekim hiçbir Alevi o günlerin intikamının peşinde koşmuyor. Ama artık Sünniler de Muaviye'den Hazreti Muaviye diye söz etmekten vazgeçmeliler. Ya gelin ya, Hazreti Muhammed'i ve damadını artık baba oğul olarak görmeye başlayalım. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bu. Hazreti Muhammed ile damadı ve amcasının oğlu Hazreti Ali'yi el ele, yan yana, omuz omuza yürütmek için yola çıkmış bir siyasi parti genel başkanı. Aleviler de, Sünniler de bu ülkenin insanları ya. Bizim insanlarımız. Hepsi Hazreti Muhammed'in ümmetinden geliyorlar. Ne var bunda ya? Ya Alevilik, Sünnilik, bunlar hiç önemli değil. Asıl olan dürüst olmak, asıl olan şerefli olmak, asıl olan temiz ahlaklı olmak, asıl olan devleti yönetirken çalmamak, asıl olan devleti yönetirken partizanlık yapmamak, asıl olan devleti yönetirken yetim hakkı yememek, o asıl olan devleti yönetirken yalan söylememek, iftira atmamak, muhalifleriyle de kardeşçe geçinebilmek, muhalifleriyle de istişare edebilmek. Kemal Bey'in söylediği işte bu. Tayyip Bey neden bu kadar öfkeli? Neden bu kadar çırpınıyor? Neden bu kadar çırpındıkça daha çok batıyor? Çünkü artık Kemal Bey'le siyasi savaşta kullanacağı silah kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın elindeki bütün silahları aldı. Başörtü silahını aldı, din silahını aldı, mezhep silahını aldı, etnik köken silahını aldı. Seccadeyi bile elinden aldı ya. Evet, seccade bakın bitti işte nihayet. Ya canlarım, böyle güzel bir siyasi liderlik, Türkiye'yi artık hak ettiği bir liderlik. Ey güzel gençler, ey güzel insanlar, yaşımız ne olursa olsun sizlerden istirhamım var. İlk turda artık bu işi hep beraber bitirelim. Karşımızda siyasi silahı kalmayan bir Erdoğan var. Ciddi kamuoyu araştırmalarında %40'ı geçemeyen bir Erdoğan var. Yani kaybeden bir Erdoğan var. Yani kazanma ihtimali sıfır olan bir Erdoğan var. O halde neden ikinci tur? Ne gerek var buna ya? 15 gün önce bayramımızı yapalım. Benden böyle. Benden bu kadar. Ben böyle söylüyorum ama siz istediğiniz şekilde karar alıp istediğiniz şekilde oy kullanırsınız. Saygı duyuyorum. Ben kendi doğrularımı söyledim. Sizin doğrularınız benim doğrularıma eşit olmayabilir. Saygı duyuyorum. Elbette isteyeniniz, dileyeniniz Erdoğan'a, dileyen İnce'ye, dileyen Oğan'a oy vereceklerdir. Ama bu arada bir şey istirham ediyorum. Devlet Bahçeli'den MHP mutlaka kurtulmalı. MHP'nin Devlet Bahçeli'den kurtulabilmesinin birinci şartı Oğan'ın, Sinan Oğan'ın bu seçimlerde MHP'li seçmenlerin oylarının tamamını almasından geçiyor. Eğer MHP'li seçmenler o dürüst, pırıl pırıl, tertemiz, milliyetçi harika olabilir ama uygar, ama Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Sinan Oğan'a oy verirlerse Hüdapar'la koyun koyuna girmiş olan Devlet Bahçeli'den MHP'yi kurtarırlar. MHP'yi kurtarmak demek Türk milliyetçiliğini kurtarmak demektir. Nereden kurtarmak?
Hizbullah'tan kurtarmak demektir. Siyasal İslam'dan kurtarmak demektir. Hırsızlıklardan kurtarmak demektir. Uğursuzluklardan kurtarmak demektir. Onun için bakınız, ben iki şeyi rica ediyorum, iki şeyi istirham ediyorum sizlerden. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriniz ya Sinan Oğan'a oy veriniz. Bu ikisi de geleceğin Türkiye'sinde isimleri ve fikirleri olacak olan politikacılar. Muharrem İnce, Muharrem İnce diye biri 15 Mayıs sabahı yok ama Sinan Oğan var. Sinan Oğan devam edecek. %1 oy bile alsa Sinan Oğan devam edecek. Ve göreceksiniz MHP'nin yeni genel başkanı Sinan Oğan olacak. E siz ey MHP'li dürüst insanlar, şerefli, haysiyetli, onurlu insanlar, MHP'yi Hizbullah'ın kucağına atma konusunda Devlet Bahçeli ile aynı şeyi düşünmeyen güzel ülkücüler, güzel insanlar, lütfen Sinan Oğan'a oylarınızı veriniz. MHP'yi bitirmeyiniz. Dünyanın bütün demokratik hukuk devletlerinde MHP gibi bir milliyetçi partiye ihtiyaç var. Tip gibi bir sol partiye ihtiyaç var. HDP gibi hem kitle partisi ama sol ideolojiyi benimsemiş bir partiye de ihtiyaç var. Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi lidere çok ihtiyaç var. Bunlar olacak mı? Olacak. Ben bundan 1 milyar kere eminim. Türk siyaseti Devlet Bahçeli'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan, Mustafa Destici'den, Hizbullah artığı Hüdapar'daki adamdan ve Ecevit'in adını lekeleyen, Ecevit'in tertemiz adına leke süren o Atatürkçü Ecevit'in partisini Atatürk'ün düşmanlarının kucağına atan Önder'den kurtulacak. Kurtulmalıyız. Ve onlardan kurtulduğumuz andan itibaren biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önüne hiç kimse geçemez. Lütfen moralinizi sağlam tutun canlarım. Ve güvenin. Bu seçimler ilk turda bitecek. Ülkemiz demokratik, layık, sosyal hukuk devleti olarak Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinde koşarak devam edecek. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.